Evet, şimdi ilk önce şunu anlatmak istiyorum. Cubase'i açacağınız zaman çeşitli seçenekler size sunuyor. Şimdi bakalım neler var. Evet, ilk önce bu pencere geliyor. Şimdi buradaki duyuruların yanında, burada sağ tarafta görmüş olduğunuz seçenekler var. Son çalışmalarınız, kaydettiğiniz, işte yüklediğiniz, bitirdiğiniz, daha önceye de gidebilirsiniz. Recording çalışmaları. Scoring, yani nota. Notasyon, nota yazacaksanız, nota basacaksanız, işte bu seçenekleri de var. Prodüksiyon, işte ön hazırlanmış kanallar, pluginler, sesler vesaire, efektler. Bunlardan blues tarzı için, klasik tarz için, dance için, yani electro production için, hip hop için, neyse. Evet, mastering, yani mastering son aşamada, diyelim projenizi bitirdiniz. O projeyi iki kanal olarak, stereo olarak mix yaptınız. Mix'ten sonra bu mastering seçeneğini seçip ondan sonra o projeyi içine alıyorsunuz. Bunlara ileride geleceğiz. Ondan sonra mastering efektleriyle işte projeyi düzenliyorsunuz. Hata zaten olmaz da başını sonunu kesiyorsunuz. İşte equalizer ayarlarını yapıyorsunuz. Son ayarlarını, dinamik ayarlarını. Ve tabii ki ses gücünü. Yani ses gücü en önemlisi. Çünkü kısık olursa ses, diğer prodüksiyonlara karşı kısık olursa tabii ki zayıf düşer. Tam şey olmaz. Produktif olmaz. Ve Andra demiş. Andra başka. Aslında bu boş. Boş bir proje açıyorsunuz. Hiçbir dosya falan göstermeden, hiçbir klasör göstermeden buna bastığınız zaman boş bir proje açıyor. Zaten bu boş projeyle başlamak istiyorum. Şimdi burada sol tarafta bu loops ve samples diye bir yer var ve bugün bu loop'lara bakmak istiyoruz. Az önceki gördüğümüz ücretsiz olan, şurada gördüğümüz bu sound pack'ını, şunu Bloom olabilir artık, bilmiyorum, bakalım hangisi şey olursa onunla birkaç şey yapacağım. Evet, Bloom burada. Ve bu Bloom'a bastığınız zaman, yani buradan işte Loops und Samples'a gittiğiniz zaman burada size çeşitli şeyler koymuş. Örneğin gitar şeyleri, loop'ları. Burada Bloom, bilmiyorum ne var içinde, bir bakalım. Duyuyorsunuz. Ayrıca burada 120 yazıyor mesela. Ses, vokal, ses demek zaten. Ondan sonra 120 hızında bir ses şeyi, loop'u, kaydı. Hep burada vokaller geçiyor. Evet, bir geri gidelim. Böyle içinde ritimlerin olduğu bir proje olabilir. Laser Beams, bir bakalım. Üzerine gittiğiniz, tabi bunları sample olarak da yapabilirsiniz. Yani tek sesler özellikle. Bunları sample kitin içine de alabilirsiniz. Evet, burada da pek bir şey yok. Bakalım. Rock pop demiş mesela. Genelde ölçülerin yazılı olduğu yerler daha çok işimize yarayacak olanlar. Evet, mesela. Burada da yok. Drum loops, evet.
Evet, burada gördüğünüz gibi Lofi Sünt demiş. 115 hızında mi bemol sesinde, tonunda şey etmiş. Bakalım, bir çekelim şuraya. Çektik. Şu an tabi hızımız 120 olduğu için ölçü tutmaz. Dolayısıyla burayı 115'e düşüreceğiz ve ekleyeceğimiz loopların hepsi 115 hızında olması gerekiyor. Biraz büyütebiliriz. Bu arada mesela renk verme olayını da geçelim. Bu arada buradan kanalı seçiyorsunuz ve şuradan diyelim ki kırmızıyı seçiyorsunuz. Ne oldu? Bu kanal kırmızı renge büründü. Evet, şimdi ikinci 115'e bakalım. İkinci 115. Evet, şurada full LD var. Evet, bunu alabiliriz mesela. Çekiyorum bunu bu tarafa. Gördüğünüz gibi. Buna da bir renk verelim. Buna da sarı verelim mesela. Evet, şimdi bu başını ve sonunu buradan işaretledim gördüğünüz gibi. Buradaki üst şerite geldiğiniz zaman kalem çıkar. Kalemi de loop'un başına ve sonuna getirirseniz, şimdi eğer şurayı seçersem dönüp duracak. Yani birden 5'e kadar gidecek. Yani 4. mezurun sonundan birden tekrar başlayacak. Dinleyelim. Burada gitar var, görüyorsunuz. Mi bemoldü. Bakalım mi bemol bulabileceğiz mi? Yoksa bile bir bakalım. Çekiyoruz buraya. Bakalım. Tabii ki burası daha uzun oldu. Neden? Çünkü 70 hızında bu olmaz zaten. Yani ölçü farkları çok büyük olduğu için sağlıklı olmaz. Şuraya bakalım. Şunu alalım. Uyuyor. Evet. Buna da diyelim ki mavi verelim. Türkiyiz, mavi artık. Neyse işte. Bu üç kanalın örneğin seslerini, ses dengelerini sol taraftan yapıyorsunuz. Yani bunun üzerine gittiğiniz zaman eğer sol tarafı açık değilse inspektör, bu yukarıda gördüğünüz üç tane şekil var. Biri sol çizgili, biri alt çizgili, biri de sağ çizgili. Bunları aktif ettiğinizde sol taraf açılıyor mesela. Ondan sonra buraya şunun üzerine gittiniz mi, buradan onun sesini açıp kapatabiliyorsunuz. İkinci kanala gittiğinizde yine, üçüncü kanala gittiğinizde yine aynı şekilde sesini kısabiliyorsunuz. Şurada yine bir piyano loop var. Bakalım. Örneğin şu olabilir. 115 mi? 80. Hayır, 80 olmaz. 115 olmak zorunda. Çünkü yoksa tutmaz. Şu var. Evet. Başa alalım. Tabi bundan hoşunuza giden şeyleri seçersiniz. Bir de göstermek istedim. Yani sırf ritmi kullanırsınız. Bası kendiniz çalırsınız. Eğer bas vesaire çalamıyorsanız tabii ki uygun şeyleri seçmeniz gerekiyor. Burada üsttekinde biz do diyez, yok mi bemol
re diyez seçtik. Burada re diyez seçtik. Şu fa diyez. Fa diyez tabii ki renk olarak uymaz. Dolayısıyla onu kapattık. Bir bakalım. Buna da bir renk verelim. Evet, şu kanalı kapatabiliriz. Bir tane de bas bulabilirsek fena olmaz. Burası vokal. Vokalde ne varmış? %115'ine bir bakalım. Yok. Evet. O zaman şunu durduralım. Sinti 115. Ha, bunu almıştık az önce. Evet. Evet, baslar burada ama bas herhalde loop olarak çalınmamış. Bu neymiş? Deneyelim bakalım. 80 olmaz, yok. 80 oldu mu olmaz. Tabii ki o time scratch olaylarına ileride gireriz. Şu anda time scratch değil de tamamen loopları işte ölçülere göre ayarlamak. Bas burada. Do diyesi de burada. 115-145 ne yazık ki. Basın uyanı nedir bir bakalım. Ama 145 de olmaz. 115 şurada. Evet. Tabi sesler şimdi şeyler dengesiz. Yani dengesiz derken biri la'dan çalmış, öbürü mi bemolden çalmış. Benim amacım size göstermek seçenekleri, şeyleri, neler var, neler yok içinde. Evet, bir baştan alalım. Örneğin tutarsınız. Bunların ortasında gördüğünüz gibi küçük kareler oluşuyor üzerine gittiğinizde. Şimdi bu ortadakini çektiğiniz zaman çoğaltıyor. Aynısını kopyalıyor yani. Diyelim ki 3 ölçü yaptınız. Aslında ritmi yapacaktım. Veya ritmi değişik alabiliriz. Doğru. Bunların 3'ünü kopyalarız. İşaretlediğinizde hepsini kopyalıyorsunuz. Evet, şimdi lofi drum. Lofi drum burada. İkinci bir drum seçelim. Buradaki seçtiğimiz neydi? 0-1'di. 0-2'yi alalım. Evet, bunu alalım mesela. Üçüncüye de bunu alalım. Evet. Şimdi bu yukarıdaki şeyi, loop'u sonuna kadar götürüyorum ve dinliyoruz. Metronomu kapatabiliriz. Ritim değişti farkındaysanız. Örneğin şurada şunu kaldırabiliriz.
de değişiklik, renklilik olsun diye çeşitli böyle varyasyonlar yapabilirsiniz. Mesela bunun hepsini kopyalarlar, çoğaltırsınız. İşte bu genelde bu remix yapan DJ'ler olsun, şeyler olsun, onlar için uygun olan şeyler. Ondan sonra burayı kapatırsınız. Yani tamamen loop'larla bir parça, tekno olsun, hip hop olsun gibi parçalar yapabilirsiniz. Bunu burada göstermek istedim. Tabii benim aslında tarzım değil, benim bildiğim işler değil. Ama burada nasıl bunu yapabilirsiniz, buna yakın şeyler yapabilirsiniz, onu kısaca göstermek istedim. Mesela buradan bunu kaldırırız. Şuradan şu gider. Buradan bunu kaldırırsınız. Bunu, şunu kaldırırsınız bakalım. Bunun haricinde burada yapılabilecek şeylerden bir tanesi, örneğin bilmeniz gerekenlerden, görüyorsunuz ki hepsinin üzerinde böyle ölçüler var. Şurada var, şurada var. Bunlar sizin buradan ayarladığınız şeylerin ölçüleri oluyor. Dolayısıyla şimdi biraz büyüttüğüm zaman 16'lık, şu an 4'lükte, evet 4'lük ölçüleri gösteriyor. Şimdi buradan makası alırsanız, gördüğünüz gibi mesela şuraya bir makas attınız, şuraya bir makas attınız, sonra bu aradakini sildiniz. Ne oldu? Hiç kayıtın içindeki şeyi etkilemedi, sesi. Dolayısıyla sırf hışırtılı yerlerden, yani hışırtı derken boş yerlerden kesiyorsunuz. Bunu da görüyorsunuz makasla. Mesela şurada vuruşun ilk hali, buraya basıp şuradan makası aldığım zaman orası gider. Geri alalım. Diyelim ki makası aldınız. Şu arayı kestiniz. Şu arayı kestiniz. Şuradaki ara sizi diyelim ki rahatsız ediyor. Onu bu şekilde kesip atabilirsiniz. Şunu atabilirsiniz. Bunu atabilirsiniz. Artık o şeyinize kalmış. Ritimler için de aynısı geçerli. Mesela şuradan şu bölümü atmak istiyorsunuz. Tabii o çok olur. Şuradan şöyle diyelim. Şu bölümü attınız mesela. Evet. Bu şekilde buradaki şeylerle çalışabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım, buradan yukarıdan loop'unuzu ayarlarsınız. Unutmamanız gereken, buradan metronom hızını loop'ların hızıyla eşitlemek. Yani buradan yüzlük loop alıp buradan 115 yapmak tamamen uygunsuz olur. Diyelim bunu çektik buraya. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu ölçüler tutmuyor. Şuradan makasla göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada tutmuyor. Mesela tam araya denk geliyor. Yakın birbirine ama tam araya denk geliyor. Time scratch olayı vardı. Ona ileride geliriz. Time scratch işte loop'un ölçüsünü tespit ediyor, hızını, ve ondan sonra ayarlıyorsunuz. Başını sonunu kesiyorsunuz. Tabii bayağı zahmetli bir iş ama ufak 1, 2, 3 mezurluk looplarda biraz daha avantajı olabiliyor. Tabii ki solo looplar olması lazım. Yani sırf davul, sırf bas veya sırf gitar. Komple parça olduğu zaman zorlanırsınız.
Evet, bugünlük videonun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.